Arkadaşlar herkese merhabalar. Yazılı dönemini geride bıraktık ve bu süreçte sizlerden en sık duyduğumuz şey sayısal derslerinizin kötü olduğuna dair yorumlardı. İşte bu videoda sizlere sayısal derslere nasıl çalışırsanız daha kolay bir şekilde ilerleyebilirsiniz bunları anlatacağım. Sayısal derslerde başarılı olmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken şey konu çalışmasını çok iyi yapmak. Burada sizlere minicik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ara tatilde sizlere bir atak kampı hazırladık ve bu atak kampında öncelikle konu tekrar yapacağız, arkasından da dinamo kitabı üzerinden testler çözeceğiz. Şimdi konu çalışması ile ilgili birkaç noktaya değinmek istiyorum. Sözel derslerde test çözerken bazen konuyu çok iyi bilmesek de yorumlama üzerinden de sorular yapabiliyoruz. Ama sayısal derslerde ne yazık ki böyle bir şansımız yok. O yüzden de konuyu çok iyi bir şekilde derinlemesine bilmeniz gerekiyor. Aynı zamanda konu çalışmasını yaparken de sıralı bir şekilde gitmenizde fayda var. Kimi zaman şunu yapabiliyoruz, konu çalışmaya başlıyoruz, konunun bir kısmını çok da iyi anlayamıyoruz. Ama ben burayı anlayamadım, sonra tekrardan bakarım deyip geçiyoruz. Ama ne yazık ki konular birbirleriyle bağlantılı olduğu için konunun önceki kısmını anlayamadığınızdan gelecek kısmını da anlayamıyorsunuz. Bu sefer de matematiğe, fiziğe, geometriye, biyolojiye, kimyaya karşı bir önyargı oluşturuyorsunuz ve tamamıyla ben bu dersleri yapamıyorum, ben bunun işin içinden çıkamıyorum şeklinde düşüncelere dalıyorsunuz. İşte bunu yaşamamak için, bu düşünceleri zihninizden atabilmeniz için konu çalışmasını sıralı bir şekilde yapmanız gerekiyor. İkinci olarak sana verebileceğim tavsiye ise konu çalışması yaparken mutlaka kendine kendi anlayabileceğin şekilde, anlaşılır bir şekilde notlar çıkarmalısın. Ya hocam bu sözel ders mi? Ne notu çıkaracağım ki lütfen demeyin. Sayısal derslerde sözel dersler kadar mutlaka not çıkarılması gereken dersler. Özellikle formül ağırlıklı bölümlerde buna çok daha dikkatli ve detaylı bir şekilde yazman gerekiyor. Yani diyelim ki formülü yazdın. Daha sonrasında bu harflerin anlamlarını tek tek yanına yazmalısın. Hocam ben orayı biliyorum, yazmasam da olur diye düşünmeyin. Çünkü bunlar sizin çalışma kağıtlarınız olacak. Hem sınav öncesinde hem de konu tekrar yapmak istediğinizde mutlaka bunlara göz gezdireceksiniz ve her detay mutlaka o kağıt üzerinde yazmalı. Aynı zamanda burada şunu söylemek istiyorum sizlere. Formülleri yazıyorsunuz ya, hem çok daha kolay ezberleyeceksiniz ama formülleri ezberlemekten ziyade bunları yazarken anlamaya da çalışmalısınız. Eğer ki o konunun mantığını anlamaya başlarsanız emin olun ki zihninizde çok daha uzun süreli olacağını söyleyebilirim. Evet, sıra geldi soru çözmeye ama burada size şunu söylemeliyim. Şimdi sayısal derslerde konu çalışması yaptıktan sonra test çözme basamağı biraz daha zorlayıcı olabilir. Çünkü sayısal derslerde konu çalışma kısmı kısa sürse de emek isteyen ve zaman alan yer soru çözüm kısmıdır. O yüzden de ilk testlerde zorlanmanız oldukça normal. Bunun için yani bu zorlanmanı ve motivasyon düşüklüğünü önüne geçmek için yapmanız gereken şey ise öncelikle çözümlü sorulardan başlamak. Yani ya kitabınızdaki ya da öğretmeninizin size defterinize yazdırmış olduğu çözümlü soruları çözmelisiniz. Bunları adım adım ama yani bakıp böyle göz gezdirip he tamam burası böyleymiş deyip geçmeden tamamen çözümü kapatıp kendiniz farklı bir yere soruyu çözmeniz gerekiyor. Aynı zamanda takıldığınız yerlerde tabii ki de dönüp bakabilirsiniz. Ama yine şunu hatırlatmak istiyorum. Ben burada takıldım, kitaba baktım, anladım deyip geçmek yerine yine o anlamadığınız ve takıldığınız yerde adım adım detaylı bir şekilde yazarak ilerlemelisiniz. Çözümlü sorulardan sonra sıra geldi konunun ilk testlerini çözmeye. Lütfen ilk testi çözerken kendinizle yarışmayın, zamanla yarışmayın, zaman tutmayın. Aksine ilk testleri mümkün olduğunca geniş bir zamanda detaylı bir şekilde çözmeye çalışın. Hemen o konunun formülleri neyse testin başına yazmak da sizler için faydalı olacaktır. Bu şekilde formülü çok daha hızlı ezberlediğinizi yine fark edeceksiniz. Soruları çözerken de hangi soruda hangi formül kullanılıyor, farklı yöntemler varsa yine onları da detaylı bir şekilde soruların üzerine yazmaya gayret edin. Bu şekilde soruların mantığını çok daha iyi anlamış olacaksınız ve ileriki soruları çok daha kolay yapacaksınız. İlk testleri bu şekilde çözdükten sonra tabii ki gelecek testlerde sürekli geri dönüp bakmadan ya da çok detaylı bir şekilde yazmadan biraz daha hız kazanmaya çalışarak çözmemiz gerekiyor. Bu şekilde pratiklik kazandığınızı fark edeceksiniz. Peki soruları çözün. Hem boşlarım var hem de yanlışlarım var. Burada ne yaptığın oldukça önemli. Yani eğer ki bakıp aa tüh ya bunu yanlış yapmışım deyip geçiyorsan işte en büyük hatayı orada yapıyorsun demektir. Burada sizlere şöyle bir taktik vermek istiyorum. Boşlarınızın ve hatalarınızın olduğu bir defter oluşturun kendinize. Her testten hangi soruları yanlış yaptıysanız, boş bıraktıysanız bunları lütfen ince ince detaylı bir şekilde defterinize yazın. Lütfen burada üşenmeyin, ya çok zaman alır demeyin. Bunlar sizin eksiklerinizi kapatmada size çok faydalı olacak gerçekten. Bu soruları yazdıktan sonra bu soru nasıl çözülür? Hangi formül kullanılır? Bu soru başka yöntemlerle çözülebilir mi? Bu konuda benim eksik olduğum konular neler? İşte bilmediğim şeyler neler? Tüm detayları lütfen oraya yazın. Bu yöntem sayesinde tamamıyla konunun mantığını anlamış olacaksınız ve o soruda düştüğünüz tuzağa diğer sorularda düşmeyeceksiniz. Aynı zamanda burada şöyle bir faydası olacak size. Bizler zaman zaman eksik olduğumuz, yanlış yaptığımız sorulara geri dönüp bakmalıyız.
Ama test kitaplarının içinde bunları kimi zaman gözden kaçırabiliyoruz. Ama işte bu defter sayesinde, bu defter elimizde olduğunda hiç böyle bir sıkıntı yaşamadan şöyle ara ara defteri karıştırıp ben bu soruyu önceden yanlış yapmıştım, bakayım şimdi yapabiliyor muyum yoksa hala aynı hatayı düşüyor muyum şeklinde kendinizi kontrol edebilirsiniz. Son olarak ise özellikle fizik ve kimya derslerinde başarılı olmak istiyorsanız bol bol deney izlemelisiniz. Deneylerle iç içe olmalısınız. Hatta kendiniz bile bu deneyleri yapabilirsiniz. Zihinde canlandırmak da yine oldukça faydalı olacaktır. Eğer ki konuları hem deneylerle hem de günlük hayatınızdaki bazı olaylarla ilişkilendirirseniz konuların zihninizde çok daha uzun süre kaldığını ve onların aslında mantığını anladığınızda fark edeceksiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizinle sayısal dersiniz kötü olduğuna neler yapabilirsiniz, hangi yöntemlerle bu derslerde başarı kazanabilirsiniz bunlarla ilgili konuştuk. Sizler sayısal derslerde nasılsınız, iyi misiniz, kötü müsünüz yoksa kendinizi birazcık zorlayıp sevmeye mi çalışıyorsunuz? Bunu yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.